Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Ubuntu yüklü bir bilgisayara nasıl format atacağınızı anlatacağım veya başka bir ifadeyle nasıl Windows yükleyeceğinizi anlatacağım. Ben bu bilgisayara Windows 10 yükleyeceğim. Tabii siz isterseniz Windows 11 yükleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ubuntu yüklü bilgisayara Windows yükleme işi biraz zor gibi gelebilir. Birçok kişi Ubuntu yüklü bilgisayarlara biraz uzak duruyor, biraz mesafeli duruyor. Aslında arkadaşlar oldukça basit. Eğer bu şekilde Ubuntu yüklü, Ubuntu işletim sistemi yüklü bir laptop aldıysanız veya bilgisayar aldıysanız yapmanız gereken ilk işlem arkadaşlar en az 8 GB büyüklüğünde içi boş bir USB bellek bulmak. Bu şekilde bir USB belleğiniz hazırsa arkadaşlar hızlı bir şekilde format atabilirsiniz. Yalnız bilgisayar üzerinden USB belleği ayarlama işlemleri biraz zor olduğu için başka bir bilgisayarda, yani komşunuzdan, arkadaşınızdan veya internet kafeden, okuldan bu USB belleği hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Önceden de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun birazdan nasıl yapıldığını göstereceğim. Dediğim gibi bu işlem olabildiğince basit. Kafanız hiçbir şekilde karışmasın. Sadece ihtiyacınız olan en az 8 GB büyüklüğünde bir USB bellek, içi boş olsun mümkünse ve aynı zamanda arkadaşlar başka bir bilgisayar, yani arkadaşınızdan, komşunuzdan bir bilgisayar. Eğer bu şekilde hazırsa şimdi bilgisayarın başına geçin ve USB belleğe istediğiniz işletim sistemini yükleyerek nasıl format atacağınızı göstereceğim. İlk olarak bu USB belleğe Windows 10 işletim sistemini nasıl kuracağımı göstereyim. USB belleğimizi bilgisayarımıza taktık arkadaşlar. İhtiyacımız olan şey ise Rufus adlı paket program ve Windows 10 ISO dosyası. Rufus adlı paket programının hemen bağlantısını videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Bu sayfaya geldiğinizde hemen şuradan arkadaşlar, şuraya tıklayarak Rufus paket programını bilgisayarınıza indirin. Bu Windows 10 işletim sistemini USB belleğinize yazdıracak olan program ve Windows 10'u indirmek için ise ISO dosyasını arkadaşlar bu sayfaya geleceksiniz. Bunun da bağlantısını bırakacağım. Bu sayfaya geldiğinizde hemen şuradaki aracı şimdi indirin yazan kısmı tıklayın. Bir tane uygulama, küçük bir uygulama bilgisayarınıza hızlı bir şekilde inecek. Media Creating Tool adlı uygulamayı bilgisayarınıza indirdikten sonra çift tıklayarak çalıştırın. Karşınıza şu şekilde bir sayfa gelecek. Buradan kabul et diyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz sorusuna başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur seçeneğini seçiyoruz ve ileri diyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Türkçe, Windows 10 ve 64 bit olacak şekilde ileri diyoruz. Devamında ISO dosyasını seçtikten sonra ileri diyoruz. Burada arkadaşlar masaüstünü seçiyoruz. Bakın masaüstünü seçtikten sonra kaydet dediğinizde yaklaşık olarak bir 20-25 dakika içerisinde bu Windows 10 ISO dosyası bilgisayarınıza inmiş olacak. Şimdi ben bu işlemi bir daha yapmayacağım. İndirdiğinizi farz ederek işlemime devam edeceğim. Şimdi Rufus adlı paket programı arkadaşlar çift tıklayarak çalıştıralım. Karşımıza şu şekilde pencere gelecek. Buradan arkadaşlar USB belleğimizi seçeceğiz. Bakın hemen şuradan kontrol edebilirsiniz. Yanlış USB belleği seçmeyin ve içinin boş olmasına dikkat edin. Bakın USB sürücüsü E şeklinde yazılı arkadaşlar. Buradan USB sürücüsü E, daha doğrusu E sürücüsü olan arkadaşlar seçtikten sonra seç kısmından indirmiş olduğumuz Windows 10 ISO dosyasını göstereceğim. Hemen seç kısmını tıklıyorum. Masa üstüne geliyorum. Bakın indirmiş olduğum Windows 10 ISO dosyası burada yer alıyor. Bunu çift tıklıyorum. Disk bölüm düzenini GPT olarak arkadaşlar seçmeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Başlat diyoruz. Gelen uyarıya OK diyoruz. Ve yapacağımız işlem sonucunda USB bellek içerisindeki tüm verilerin silineceğini yazıyor burada arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ve böylece yazdırma işlemimiz, yani Windows 10 ISO dosyasının USB belleğe yazdırma işlemi başlamış oluyor. Tahmini olarak 15-20 dakika bu işlemin sürebileceğini belirtelim. Bu işlem yapılırken bilgisayarınızla uğraşmayın. Bu işlemin tamamlanmasını bekleyelim. Durum kısmında hazır uyarısını gördüğünüz anda artık USB belleğinizi bilgisayardan çıkartıp laptopunuza format atabilirsiniz. Ve USB belleğimiz hazır arkadaşlar. Şu anda buna Windows 10'u yükledik. Hızlı bir şekilde yükleme işlemini gerçekleştirdik. Tahmini olarak bir 15-20 dakika sürdüğünü belirtelim. İşlemimiz tamamlandıktan sonra arkadaşlar bunu, bu USB belleği Ubuntu yüklü laptopumuza, bilgisayarımıza takıyoruz. Taktıktan sonra bunu hemen şuradan arkadaşlar sağ üst kısımdan yeniden başlatıyoruz. İsterseniz yeniden de başlatabilirsiniz. Power tuşunu da kullanabilirsiniz. Buradan arkadaşlar önce bir kapatalım. Şu şekilde restart diyebilirsiniz. Power off diyerek de kapatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bilgisayarınız kapandıktan sonra yeniden başlatacağız. Bir nevi BIOS ekranından arkadaşlar USB'li ilk sırada göstereceğiz. Tabi sizin hangi tuş olduğunu bilmiyorum. Dell laptoplarda bu F2 olabiliyor, F12 olabiliyor. Genellikle fonksiyon tuşları kullanılarak arkadaşlar BIOS ekrana ulaşıyor. Yani bilgisayarı yeniden başlattığınızda ilgili tuşa üst üste basarak BIOS ekrana ulaşıp direkt arkadaşlar USB belleği okutuyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi ben power tuşuna basacağım. Benim bu laptop için F12 tuşu arkadaşlar geçerli. Hemen power tuşuna bastıktan sonra üst üste F12 tuşuna basarak BIOS ekranına ulaşıyorum.
Bu şekilde BIOS ekranına ulaştıktan sonra yapmanız gereken buradan USB belleğinizi seçmek. Benim Toshiba arkadaşlar şu şekilde farenin yön tuşlarıyla hemen USB belleğimin üzerine geliyorum. Üzerine geldikten sonra Enter yapıyorum. Enter yaptıktan sonra artık yükleme işlemine geçeceğiz. Daha doğrusu yükleme ekranı gelecek. Karşımıza şu şekilde yükleme ekranı geldi. Bu aşamadan sonra artık kurulum işlemleri oldukça basit. Şimdi biraz kamerayı yanaştırıp hızlı bir şekilde kurulum işlemine başlayalım. Windows kurulumu penceresinde arkadaşlar herhangi bir değişiklik yapmadan ilerliyoruz. Ardından şimdi yükle diyoruz. Burada ürün anahtarım yok diyoruz. Yüklemek istediğiniz işletim sistemini seçin penceresinde sizin için ya da normal bir kullanıcı için en iyi seçenek olan Windows 10 Pro seçeneğini seçip ileri diyoruz. Lisans koşullarını kabul ediyorum seçeneğini seçiyoruz ve ileri diyoruz. Özel yalnızca Windows'u yükle gelişmiş kısmını seçiyoruz. Karşınıza bu şekilde bir sayfa geldiyse panik etmenize gerek yok. Bakın hemen burada Windows 0 sürücüsünün bir bölümüne yüklenen bir ayrıntıları göster dediğimizde Windows bu sabit disk alanına yüklenemez. Windows NTFS olarak biçimlendirilen bir bölüme yüklenmelidir. Windows bu sabit disk alanına yüklenemez. Bölüm 1 EFI sistem bölümü ESP şeklinde uyarıyı görüyorsunuz. Hangisine tıklarsanız tıklayın arkadaşlar bu uyarı geliyor. Burada panik etmenize gerek yok. Yapmamız gereken diski silmek. Bunun için yapmanız gereken klavyeden arkadaşlar Shift ve F10 tuşuna basmak. Shift ve F10 tuşuna bastığınız zaman karşınıza siyah bir ekran gelecek. Eğer sizin laptopta FN tuşu varsa arkadaşlar, yani FN tuşu varsa FN tuşuna bastıktan sonra Shift ve F10 tuşuna basın. Karşınıza şu şekilde siyah bir ekran gelecektir. Burada ilk yapmamız gereken buraya disk part şeklinde yazdıktan sonra Enter yapmak. Disk part alt sekmesi geldikten sonra list boşluk disk şeklinde yazıyoruz. Bakın list boşluk disk şeklinde yazıyoruz. Böylece listelerimiz listelenmiş olacak. Devamında arkadaşlar select boşluk disk. Hangi diski seçeceğiz? İlkini arkadaşlar. Bir sıfırıncı diski. Çünkü ikinci disk dediği bizim aslında USB belleğimiz. Biz ilkini seçiyoruz. Hemen karşısında değerlerini görebiliyorsunuz. Bir tanesi 476, yani yaklaşık olarak 480 GB veya 500 GB. Alttaki ise arkadaşlar bizim USB belleğimiz. O yüzden select boşluk disk boşluk sıfır şeklinde yazıyoruz. Hemen sıfır şeklinde yazıp enter yapıyoruz. Böylece bu disk seçili hale gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar clean komutunu kullanıyoruz. Clean komutunu kullanıyoruz. Bu disk temizleme anlamında ve enter yapıyoruz. Kısa bir süre bekledikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi exit yaparak şu şekilde bu sayfadan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra bu siyah pencereyi kapatabiliriz. Şimdi tekrar geri gelelim. Geri geldikten sonra tekrar burayı seçip özel yalnızca Windows yükle gelişmiş seçeneğini seçip kontrol edelim. Bakın diskimiz temizlenmiş oldu. Uyarı da gitmiş oldu. Bu şekilde bu diski silip artık kurulum işlemine geçebiliriz. Zaten disk seçili durumda geliyor. Artık ileri diyerek kurulum işlemine başlayabiliriz. Bu işlem tahmini olarak bir 5-10 dakika sürebileceğini Windows 10 yükleme işlemi tamamlandı. Karşımıza şu şekilde bölgeyle başlayalım. Bu doğru mu seçeneği geldi. Buradan Türkiye seçiliyken evet diyorum. Bu doğru klavye düzeni mi? Türkçe Q seçiliyken evet diyorum. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz? Atla diyorum. Hadi sizi bir ağa bağlayalım kısmında internet bağlantım yok diyorum. Burada sınırlı kuruluma devam et diyorum. Bu bilgisayarı kim kullanacak kısmında bilgisayarınıza bir isim verebilirsiniz. Ben rastgele bir isim veriyorum. İsim verme işlemi tamamlandıktan sonraki diyorum. İsterseniz parola verebilirsiniz bilgisayarınıza. Ben parola vermeyeceğim. Doğrudan bilgisayarın açılmasını istiyorum. O yüzden boş bırakıp sonraki diyorum. Cihazınız için gizlilik ayarlarını seçin kısmından kabul et diyorum. Ve bilgisayarımızın masaüstü hazırlanmaya başlıyor. Bu işlem tahmini olarak 1 dakika sürebileceğini belirtelim. Bilgisayarımızın kurulum işlemi tamamladı. Masaüstümüz hazır hale geldi. Bu aşamadan sonra arkadaşlar temel programları bilgisayarınıza yükleyerek bilgisayarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer nasıl olacağını bilmiyorsanız hemen videonun altında format sonrası yapılması gerekenler şeklinde bir video bırakacağım. Bunu izleyerek bilgisayarınızı hazır hale getirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Video size faydalı olduysa beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.